Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Hocam benim bir sorum vardı. Buyurun. Şimdi biz emlak işi yapıyoruz. Evet. Emlakçılıkta müşterilerin bazıları tabii krediye başvurmak istiyor. Finans kurumu da değil. Genellikle emlakçıların çoğu tabii bunu uygun görüp devam ediyor da birkaç emlakçı gördüm böyle hassasiyet sahibi. Kredili satışımız yoktur diye ben bu işe aracı oluyorum diyor. İşte faizi yazana, aracı olana, şahit olana, benim vesilemle olmasın diye artık azimeti mi seçiyor, ruhsatı mı diğerleri seçiyor, rahat olanlar. Bunlar biraz daha takva boyutu mu? Şimdi biz de bu işi yapıyoruz. Eğer krediyle alınırsa ev aracı olmuş oluyor muyuz? Herhangi bir yönlendirmemiz falan yok. Ama Soralım. müşteri kredi çekmek istiyor. Soralım bakalım hocam ne diyecek. Rabbimiz hayırlı rızıklar ihsan etsin Enes Bey kardeşim. Konya'mıza da selam ediyoruz. Bereketli akşamlar. Evet, çok ince, hassas bir çizgi hocam, ne dersiniz? Evet. Ve günümüzde sıkça karşılaştığımız bir Evet. olay bu. Bir insan evini sattığı zaman, satılığa çıkardığı zaman bu insan peşin paraya da evini satabilir. Yani herhangi bir krediye aracı olunmaksızın nakit olarak bu şekilde de satabilir. Eğer müşteri yani evi alan kişi kredi çekerek bu evi alacaksa dilerse bu evi ona satar, dilerse satmaz. Ama diyelim ki gitti kredi çekti. Bakın kredi çekmek hiçbir şey yanlış anlaşılmasın. Faizli para çekmek haramdır. Onu bir defa en başta söyleyelim. Ama diyelim ki müşteri gitti faizli parayı çekti bankadan getirdi ve bu evi satın almak istiyor. Satıcı bunu evini satabilir mi, caiz midir? Caizdir. Niye? Çünkü o evinin bir değeri vardır. Evinin değerini istiyor. Bu adam gitmiş haram işlemiş. Haram işlemesine rağmen buna evini satması caizdir. Bu parayı alıp kullanabilir. Onun için helaldir. Faizli kredi çekene haramdır ve onun vebali günahı ona aittir. Emlakçılar ise bu durumu bildikleri takdirde herhangi bir yönlendirmeleri olmazsa kredi çek gibi veya ben sana yardımcı olayım, kefil olayım gibi herhangi bir yönlendirmesi ya da yardımcı olma durumu söz konusu değilse onlar da bir vebali altına girmezler. Yani herhangi bir yönlendirme ve bankacılık Evet. anlamında bir yardımları Evet. olmayacak. Evet. Sadece simsarlık dediğimiz işi Evet. yaparlarsa bir Evet. problem yok. Evet. Peki hocam.